Büyük milletimiz iyi akşamlar. Yurdumuzda saatler 18.30'u gösteriyor. Türkiye ve Dünya Gerçekleri Ulusal Kanal Farkı'yla başlıyor. Evet, bugün yine gündem yoğun değerli Ulusal Kanal izleyicileri. Bir taraftan emekçiler meydanda. Diğer tarafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin kara gücü PKK'ya karşı mücadelesi devam ediyor. Şehitler veriyoruz evet, ama kahraman ordumuz cevabı hemen veriyor. Yani emperyalist güçlerin beslediklerine, beslemelerine en net yanıtlar veriliyor değerli izleyiciler. Yine bölgeden gelişmeler yoğun. Türkiye kendi arabasını yapmak için faaliyete geçti. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi. Değerli izleyenlerimiz, emek cephesinden, üretici cephesinden önemli haberlerle Ulusal Kanal Farkı'yla buluşacaksınız yine bu akşam. Önce bir meydanlara inelim. Evet, meydana iniyoruz. Çünkü madenciler meydandaydı. Madenciler, Türkiye Taş Kömürü'ne bağlı, Türkiye TTK'ya bağlı değerli izleyiciler, o madenlerin torba yasıyla satışına karşı çıkıyorlar. Ve eylem halindeler. Bugün yine Zonguldak, emeğin başkentlerinden bir tanesi olarak gösterilen, belki de emeğin başkenti olarak tabir edilen Zonguldak'ta madenciler meydandaydı. Hükümeti uyardılar. Aslında çok net bir şey söylüyorlar. Verin, biz üretelim. Üretelim, kalkındıralım, büyüyelim. İşte madencilerin, Türkiye'nin üreten ekonomisinin temsilcilerinin uyarısı ekranlarınızda. Böyle başlıyoruz ana haber. On binlerce madenci özelleştirmeleri karşı Türk bayraklarıyla alanlara indi. Hedeflerinde kömür ocaklarının satılmasının önünü açan torba yasa vardı. Madenler bizimdir, bizim kalacak. Zonguldak meydanını dolduran emekçiler hükümeti uyardı. Hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma. On binlerce madencinin mitingi, vatan ve emek şehitleri için saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Sonra kürsüye Genel Maden İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci çıktı. Hükümet bir torba yasa tasarısıyla maden kanununda değişiklik yapmak ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu'yla Türkiye kömür işletmelerini küçük parçalar halinde özelleştirmek istiyor. Demirci torba yasaya karşı çıkma nedenlerini anlattı. Birincisi, kurum yönetimiyle içler ve sendika karşı karşıya getiriliyor. Bizim kavga etmemiz isteniyor. İkincisi, sahalar küçük parçalara bölünüyor. Yani daha küçük şirketlerin alıcı olması isteniyor. Sahalarda TTK'nın hiçbir sorumluluğu kalmıyor. Yani TTK sahaları ve şirketleri de denetleyemeyecek devletin başka birimleri. Yani bu sahaları hiç tanımayan kurumlar bu şirketleri denetleyecekler. Sendika Genel Başkanı 58. madde bize ölüm dayatıyor dedi, hükümete ve milletvekillerine seslendi. Hükümete, siyasi iktidara sesleniyoruz. 58. maddeyi tasarıdan çıkartınız. Buradan 550 milletvekillerine sesleniyoruz. Lütfen Meclis Genel Kurulu'nda 58. maddeyi kabul etmeyiniz. Ahmet Demirci, tasarı geri çekilmezse mücadele devam edecek vurgusu yaptı. Biz üretmek istiyoruz. İnsanca çalışıp İnsanca yaşamak istiyoruz. Madenler bizimdir, bizim kalacak. Madenler bizimdir, bizim kalacak. Büyük milletimiz, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika Birleşik Devletleri'nin kara gücü PKK'ya karşı savaşında şehit verdi. Evet, 6 asker şehidimiz, 2 korucu şehidimiz var. 8 şehit verdik. Onları en yüksek rütbeyle vatan toprağına verdik, vereceğiz. Ama şunu da söyleyelim. Türk Silahlı Kuvvetleri elbette ki bu mücadelede, şanlı mücadelesinde karşı tarafa da, Amerikan beslemelerine, kuklalarına da zayiatlar verdiriyor. Hem de büyük zayiatlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kara gücüne karşı büyük savaşı, büyük mücadelesi devam ediyor silahlı kuvvetlerimizin. 39 PKK'lı etkisiz hale getirildi bugünkü operasyonlarda. Hakkari'de, Şırnak'ta ve Tunceli'de PKK ağır darbe aldı. Haberimizi izliyoruz. Bu teröristleri
tüketinceye, bitirinceye kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Kahraman Mehmetçik bölücü terör örgütüne nefes aldırmıyor, teröristler kırsalda kaçacak delik bulamıyor. Ateş! Hakkari'de terör örgütünün geçiş yolları kesildi. Teröristler sisli havayı fırsat bilip Hakkari Ortaklar bölgesinde sızma girişiminde bulundu. Güvenlik güçleri teröristleri anında tespit etti. PKK'lıların saldırısında 6 askerimizde 2 korucumuz şehit oldu. Bölgede başlatılan operasyon kapsamında bölücü terör örgütü bozguna uğratıldı. Irak'ın kuzeyine kaçmaya çalışan teröristler hava harekatıyla vuruldu. İlk etapta 5, ardından da 14 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. Zira bu ülkede terörün egemen olmadığını bu zihniyetlere göstereceğiz. PKK'lıların silahları da ele geçirildi. 3 RPG-7 roket atar silahı, 10 roket atar mühimmatı, 5 özel yapılmış şemsiye ve 10 el bombası bulundu. Operasyonlardaki kritik noktalardan biri de Tunceli'ydi. Nazımiye Kırsalı'nda 9 PKK'lı öldürüldü. Teröristler İHA'lardan da kaçamadı. Şırnak Valiliği açıkladı. Hava destekli operasyonda 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, bir kez daha söyleyelim. Bu emperyalist güçlere, bu emperyalizmden bir şey bekleyen kuklalara, hepsine bir kez daha söyleyelim. Ahmaklar, budalalar, hala öğrenemediniz. Biz şehit oldukça diriliriz. Biz ayağa kalkarız. Bizi yok etmeye kalkana en sert cevabı vermeyi biliriz. Tirat atmıyoruz. Hamaset de yapmıyoruz. Sadece gerçeği, gerçek olanı söylüyoruz. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, aslanlar aslanlı yolda olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü savunulacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok. Bir kez daha söylüyoruz o emperyalist güçlere Türkiye'den, İstanbul'dan, güzel İstanbul'dan. Bir kez daha Avrasya'nın merkezinden, Avrasya'nın başkentinden sesleniyoruz onlara. Avrasya kayasına çarptınız. Batıyorsunuz. Batarken etrafınıza zarar vermeyin. Ve bir kez daha söylüyoruz. Bizler şehit oldukça dirilen milletlerdeniz. İşte o büyük milletiz. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, şehitlerimizi verdik, mücadelemizi sürdürüyoruz. Neden arkada Anıtkabir resmi var biliyor musunuz şu anda? Çünkü resmi rakamlar geldi. Mustafa Kemal'in askerleri başkomutanının huzuruna çıktı yine. Sadece Ekim ayında, ey dünya duy bizi. Sadece Ekim ayında 1 milyona yakın kişi, yani resmi rakam burada, hemen bakacağım, notlarıma da bakacağım, tam rakam söyleyeyim. 981.047 kişi. 1 milyon. 1 milyon kişi sadece Ekim ayında Aslanlı yolda buluştu. Anıtkabir'e gitti. Başkomutanın önünde saygı duruşunda selam verdi ona. Sadece Ekim ayında. Aslanlı yol aslanlarla doldu. Dolayısıyla biz ne yaptığımızı, kiminle savaştığımızı, kimlerle karşı karşıya olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Büyük milletimize güveniyoruz, şanlı ordumuza güveniyoruz, Mustafa Kemal'in askerlerine güveniyoruz. Şehit olanların ailelerine başsağlığı diliyoruz, bütün milletimize başsağlığı diliyoruz. Evet değerli Ulusal Kanal izleyicileri, devam ediyoruz bültenimize. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da açıklamalar yaptı. Amerika'nın kara gücü BYD'nin Akdeniz'e ulaşmasına Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra Suriye devletinin de izin vermeyeceğini söyledi. Bakın bu önemli. Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra Suriye'de PKK'nın, Amerikan kara gücünün Akdeniz'e ulaşmasına izin vermez dedi. Bir önemli ayrıntı daha. İdlib'de pekişen Rusya ile ortak hareket etme iradesinin PYD'nin işgal ettiği Afrin'de de süreceğini söyledi Tayyip Erdoğan. PKK'nın Türkiye ile Suriye'ye tehdit olduğu mesajını verdi. Ankara ile Şam'ın terör örgütüne karşı ortak noktada buluştuğunu açıkladı. Suriye'nin kuzeyinde biz
PYD'ye, YPG'ye bir devlet, sözde devlet. Asla kurdurmayız, kurdurmayacağız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü, uçakta gazetecilerin dış politikada yaşanan gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı. YPG terör örgütüyle yapmak istedikleri neydi? Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak suretiyle Akdeniz'e ulaşmaktı. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Akdeniz'e ulaşmak için koridor oluşturmak istediğini hatırlatan Erdoğan, buna Suriye devletinin izin vermeyeceğini söyledi. Bölücü terör örgütleri mensupları neymiş? Kuzeyden Akdeniz'e ineceklermiş. Buna Afrin üzerinden ilerleyerek İdlib'i işgal ederek yeltenebilirler. Biz tabii ki izin vermeyiz. Deyriz oradan Akdeniz'e ulaşabilmeleri için kuzeyi kullanmaları lazım. Kuzeyi kullanmaları da bizim onlara yol vermemiz halinde olabilir ki bu da mümkün değil. Güneyde karşılarında rejim ve de Rusya var. Onlara ne rejim yol verir ne Rusya yol verir. Suriye'deki bu gelişmeleri özellikle İdlib, tabii bunun yanında şu anda Afrin sorunu var ve PYD orada. Şimdi biz PYD'ye karşı sessiz durabilir miyiz? İdlib'de Rusya ile ortak hareket edildiğini belirten Erdoğan, bu işbirliğinin Afrin'i de kapsayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı, Irak'taki son durumu da değerlendirdi. İbrahim Halil sınır kapısının Bağdat'a devredilmesine değinen Erdoğan, Irak'la Suriye'yi birbirine bağlayan Fişabur sınır kapısının da Bağdat'a devredilebileceğini belirtti. Böylece peşmergenin tamamen devre dışı bırakılacağını ifade etti. Kandil'deki PKK varlığına da dikkat çeken Erdoğan, bölgeden tehdit görüldüğü takdirde sınır ötesi operasyon yapabileceklerini Irak Başbakanı Haydar İbadi'ye söylediğini kaydetti. Evet, Haydar İbadi demişken İbadi'den gelen bir açıklama var değerli izleyiciler. Haydar İbadi uyardı. Kimi uyardı? Irak bölgesel yönetimini, yani peşmergenin hakim olduğu, olmaya çalıştığı bölgesel yönetimi, Irak'ın kuzeyini uyardı. 5 maddelik bir uyarı yaptı ve kan dökülmesin istiyoruz dedi ama gerekirse güç kullanırız şeklinde de bir açıklama yaptı. Bağdat'tan Erbil'e 5 maddelik uyarı geldi. Irak hükümeti güvenliği sağlamak için gerekirse güç kullanmaya hazır. Irak Başbakanı Haydar İbadi sert açıklamalar yaptı. Bölgesel yönetime net mesajlar gönderdi. İbadi, biz kan dökülmesin diye özen gösteriyoruz ancak gerekirse de güç kullanırız dedi. Irak Başbakanı ayrıca Amerika'nın kritik öneme sahip Fişhabur sınır kapısının kurtarılmasına engel olduğunu belirtti. PKK'nın Türkmen kenti Kerkük'te Irak ordusuyla çatıştığını ifade eden İbadi, tartışmalı bölgelerle ilgili de konuştu. Tüm tartışmalı bölgelerin Bağdat'ın kontrolünde olacağını duyuran Irak Başbakanı, bölgesel yönetimin asla ortak olmayacağının altını çizdi. 5 maddede sıralanan uyarılardan biri de peşmerge konusuydu. İbadi, Mesut Barzani'nin oğullarının emrindeki peşmerge gücü Irak ordusuna saldırıyor ifadelerini kullandı. Mevsim geçişlerinden ve soğuk havalardan en çok etkilenen hastalar arasında şeker hastaları da yer alıyor. Türkiye'de yaklaşık 8 milyon şeker hastası var. Birçok toplumda oranı %10 ile 20 arasında değişmektedir. Şeker hastaları özellikle mevsim geçişlerinde, kış ayları enfeksiyon aylarıdır, daha dikkatli olmak zorunda. Nedeni birazdan. Değerli izleyiciler, sizden mesajlar da bekliyoruz. Halkın Sesi etiketine okumaya çalışacağım. Gelen mesajlar var tabii, onları da aktaracağım ama özellikle bu silahlı kuvvetlerimizin Amerika'nın kara gücü PKK'ya karşı mücadelesinde ve operasyonlarında neler düşünüyorsunuz onlarla ilgili, onları da merak ediyoruz, paylaşmak istiyoruz. Mesajlarınızı bekliyorum. Ben de aktarmaya çalışacağım buradan elimden geldiğince. Şimdi üzüm işçileri haberi vereceğim size. Yani araya bunu da sokmak lazım. Çünkü emek mücadelesi de bir mücadele ve emekçilerin haklarını da savunmak oldukça önemli. Üreten Türkiye, güvenli Türkiye'yi anlatmaya çalışıyoruz çünkü. Hem güven dolu Türkiye'yi hem üreten Türkiye'yi. İşte üretenler ve üretilenleri toplayanlar. Yani emekçiler diyelim değerli izleyiciler. Onların aslında ne gibi dertleri var? Bunları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Mesela üzüm bağlarında çalışan işçiler saat kaçta işbaşı yapıyorlar? Ne kadar çalışıyorlar? Ya da ne kadar yevmiye alıyorlar acaba? Hiç düşündünüz mü? İzleyelim hep birlikte.
Kavak kavaktan uzun, kavakta kımar üzüm. Eller nedir serdisin, nazlı yerde gözüm. Eller nedir serdisin, nazlı yerde gözüm. Kula'dan, Kırkağaç'tan, Soma'dan, Demirci'den geliyorlar. Herkes sıcak yatağında mışıl mışıl uyurken onlar 3'te uyanıyor. Saatten ben 3'te kalktım. Yemeği hazırladım. 5'te araba durağına geldim. Ondan sonra saat 6'da arabaya bindik. 8'de buraya geldik. Onlar tarım işçileri. Türkiye'nin neresinde olursa olsun kaderleri ortak. Mesai kavramı yok bu sektörde. Kaça kadar çalışacaksınız? Kaça değil, bu kamyon dolasıya çalışacağız. Sabah 3'te kalk, 5'te durağa çık. Minibüste 100 kilometre yol git. Kahvaltıyı yolda yap. Güneş ağarmadan üzüm kesmeye başla. Kamyon dolduğunda da paydos yap. Bu emeğin karşılığı da 45 lira. Başka işimiz yok. Çiftçilik yaptınız mı daha evvel? Yapsak ne olacak ya? Bir gübre alamayacağız. Bir torba gübre alamayacağız. 45 milyondan gübre alınır mı? Gübre ne kadar? 55 milyon, 60 milyon. 45 lira yemiyeyle neler alınır hiç düşündünüz mü? 2 kilo şeker alıyız, 1 paket çay alıyız, 4 ekmek, 5 ekmek alıyız, tamam para bitti. Kadınlar ince işlerde, erkekler de yük taşımada çalışıyor. Yanık mı karnım, bari yanık! Gömüyeniz ne kadar? 58 lira. 58 lira? Evet. Yani bir gün boyunca 58 lira. 58 bin lira, 1 paket çay alayım 10 bin liraya, 48 bin lira. 4 ekmek alayım 44 bin lira, daha çay masrafı, şu masrafı 40 bin lira koymam. Taybaşı olmasa parayı bulamayız. Öyle mi? Tabii. Kendimiz gelip de çalışamayız. Kamyon olmasa işimiz yok. Dayıbaşı en kritik görevi üstleniyor. İşçileri o buluyor. Tarlada orkestra şefi dayıbaşı. Asmanın altına koy. Temiz olsun. Güzel bir şey olsun. Şimdi tabii bu kadar işçiyi... Çalıştırmak da zor tabii. Doğru. İşte dayıbaşı denilen kişi sizsiniz. Evet biziz. Sabahattin Polat. 70-80 kilometre yoldan geliyiz. İşte burada... İşçileri getiririz, gece saat 3'te kaldırırız, çalıştırırız, mazot parasını anca kurtarabiliriz. İşte işçiden 5 lira para alıyoruz ama sağ olsun devlet baba gübreyi 55 lira, işçinin yemesi 45 lira. 300 gün işe geliyoruz, 65 gün evde kalırız, kışın 3 ay evde yatıyoruz. Evet değerli izleyiciler, özellikle bu haberi araya bir yere koyduk. Çünkü önemli, Türkiye'nin üretenleri de önemli dediğimiz gibi. İşte böyle çalışıyor insanlar, böyle yaşıyor. Bunlar gerekli merkezlere iletilmeli bu haberler, ulaşmalı. Çünkü onların çilesi aslında hepimizin çilesi. Türkiye'nin üretim ekonomisi işte bu yüzden önemli. Bir Çin'e gidelim tekrar şimdi. Değerli izleyenler, Çin'de biliyorsunuz yeni parti oluştu. Daha doğrusu partinin, Çin Komünist Partisi'nin yeni yapısı oluştu. Ve şöyle söylemiş Xi Jinping, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Ne kadar yol alırsak alalım... Başlangıç noktamızı asla unutmayalım. Yani Büyük Çin Devrimi'ne vurgu yapıyor ve ne kadar yol alırsak alalım, başlangıç noktamızı asla unutmayalım demiş. Ve önemli görüntüler bunlar aslında. Belki de biz de ilk kez izleyeceğiz. Yeni görev alanlar Çin için yemin etmişler. Bakalım nasıl bir yemin töreniymiş. Hep birlikte izleyelim. Alkışlarla karşılandılar. ÇKP lideri Xi Jinping'in ilk ulusal kongre ziyaretinde Şangaylılar Jinping'le tokalaşmak için sıraya girdi. Halkı selamlayan Çin lideri 19. kurultaydan sonra ÇKP'nin ilk genel kurul toplantısına katıldı. Yemin töreninde sol yumruklarını havaya kaldıran ÇKP liderleri parti bayrağı önünde görev yeminini ezbere okudu. Li Keqiang, Li Sanshu, Wang Yang, Wang Kuning, Zhao Lei, Han Seng ve Xi Jinping. ÇKP
Evet, sağ yumruklar sıkılmış değerli izleyiciler. Sağ yumruklarını sıkarak ülkeleri için yemin ediyorlar. Sosyalizm böyle bir şey demek ki. Halkıyla da nasıl tokalaştığını, ne kadar rahat tokalaştığını hep birlikte gördük değerli izleyiciler. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın. Şimdi yine bölgeye dönelim. Daha doğrusu hem Rusya, hem İran, hem Azerbaycan'ı ilgilendiren bir haber var. Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Tahran'da bir zirve yaptılar. Bu üçlü zirve sırasında önemli anlaşmalara imza attı. Hatta ortak ekonomik işbirliği konusunda da önemli çalışmalar başlattılar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir araya geldi. İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen zirve sonrası Ruhani, Putin ve Aliyev'den açıklamalar geldi. Ruhani, İran, Rusya ve Azerbaycan'ın petrol ve gaz bakımından zengin 3 ülke olduğuna dikkat çekti. Bu alanlarda ortak çabanın önemine vurgu yaptı. İran Cumhurbaşkanı, İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nı Helsinki'ye bağlayacak Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru projesinde gelinen aşamayı açıkladı. Projenin İran ayağının yakın zamanda tamamlanacağını ifade etti. İran'ın ruhani lideri Ali Hamane ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le özel görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin Amerika'yı izole etmeye yardımcı olacağını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Putin projenin önemine işaret etti. Bizler birbirimizle rekabet değil, bu alanda birlikte ortak işbirliği için çalışıyoruz diye konuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de ortak işbirliğinin bölgenin güvenlik ve istikrarı için önemli olduğunu dile getirdi. Zirve sonrasında Rusya, Azerbaycan ve İran ortak bildiri imzaladı. Geçen yıl İran-Azerbaycan ticaret dövriyesi... Üçlü liderler zirvesinin ilki geçen yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılmıştı. Liderler terörle mücadele, Hazar Denizi'nin hukuki statüsü, enerji ve ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi konusunda bir anlaşmaya varmıştı. Evet, sorunlar gitgide aşılıyor değerli izleyiciler. İşte bölgede Türk, Rus, Fars birliği yavaş yavaş oturuyor. Eskiden var olan o ayrımlar, işte ayırma çabaları vesaire, bunlar da gündemden kalkıyor. Yavaş yavaş sorunlar rayına oturuyor. Sizden gelen mesajlar var, hemen onları bir aktarayım. Daha sonra devam edeceğiz. Erdal Yavuz, düşmanın Amerika olduğunu belgelemek için ne zaman öğreneceğiz şehitlerimizin cenazesinde kahrolsun Amerika diye haykırmayı? Erdal Bey, aslında milletimiz haykırıyor bu sloganları. Kahrolsun Amerika'yı, tabii çok daha yoğun olacağı günler de gelecek. Aslında esasında söylemek gereken şu herhalde. Türkiye'nin çok büyük çoğunluğu artık bize düşmanlık yapanların kim olduğunu biliyor. Yani düşman demeyelim ama düşmanlık yapanların kim olduğunu biliyor. Türkiye'nin de hiç kimsenin toprağında gözü yok. Ama bizim toprağımıza göz dikene de nasıl cevap verdi? Ortada avukat Hüsnü Hekim demiş ki, ABD'nin uşakları ezilmeye başlayacak ve ezilecektir. Ancak sadece uşağı değil, kan emicileri de görmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri yenilmiştir, defolup gidecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri sömürgeci ABD ve onun uşakları PKK, PYD, FETÖ ile yaptığı mücadeleyi kazanacaktır. Kazanan taraf Türkiye olacaktır demiş. Avukat Hüsnü Ekim de bize bu mesajı göndermiş Halkın Sesi etiketimize. Evet, ana haberi birlikte yapıyoruz. Sizin yorumlarınızı da okuyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi bir başka habere geçeceğiz. İyi Parti'den haberler var değerli izleyiciler. İyi Parti, biliyorsunuz Meral Akşener'in başkanı olduğu yeni açıklanan İyi Parti. O partiyle ilgili istifa haberleri gelmeye başladı. Efendim, partinin kurucu üyelerinden biri olan ve kurucular listesinde yer aldığı söylenen Cevher Cevheri'nin istifa ettiği öne sürülüyor. Diğer taraftan ilginç bir bilgi var bu İyi Parti ile ilgili olarak. Selda Tandoğan Demirel bir Amerikan kuruluşunun, yani Amerika'ya yakın bir kuruluşun temsilcisi. NED'in. NED de ilginç bir kuruluş aslında. İşte o NED'in temsilcisi olan Selda Tandoğan Demirel,
aynı zamanda Akşener'in yeni baş danışmanı oldu. Meral Akşener'in partisi kurulalı henüz 9 gün olmuşken kurucu kadrodan çatlak sesler gelmeye başladı. İYİ Parti kurucu üyesi Cevher Cevheri'nin istifa ettiği bilgisi kulislere yansıdı. Öte yandan Akşener'in baş danışmanı olan isim de tartışma yarattı. Amerikalı National Endowment for Democracy kuruluşunun denge ve denetleme ağı temsilcisi Selda Tandoğan, Akşener'e baş danışman oldu. Selda Tandoğan Demirel yaptığı açıklamada, Sayın Genel Başkanımızın şahsıma tevdi ettiği büyük onur olan Genel Başkan baş danışmanlığı görevi için takdirlerine şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. 1983'te kurulan NET, Neokon kimliğiyle tanınıyor ve emperyalizmin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Dünyanın hemen hemen her alanındaki sivil toplum kuruluşlarına destekte bulunuyor. CIA'in örgütlü yöntemleriyle yürüttüğü operasyonu açık açık yapmasıyla bilinen NED, Amerika'ya dost hükümetleri desteklemek, dost olmayanları ise devirmek adına tüm dünyada çalışmalar yürütüyor. Şimdi net deyince değerli izleyiciler akla hemen Soros ve ona benzer yapılar gelir. Çünkü net ve NRA gibi örgütler vardır ve bunlar açık olarak Soros'un desteğiyle varlıklarını sürdürürler. Çeşitli ülkelerde kaos yaratmak için özel çalışmalar yürütürler. NGO, Non-Governmental Organization diye aslında söylenir. Yani sivil toplum örgütleri diyelim, öyle adlandırılır Türkçe. Ama esas yaptıkları iş ülkelerde Amerikan çıkarlarını savunmak ve bu çıkarları savunmak için sözde demokrasi, insan hakları, işte bu tür kavramları kullanarak ülkeleri karıştırmayı kendilerine görebilirler. Nedir en çok desteklediği kurumlardan bir iki üç tane örnek vereyim ben size. Efendim mesela Mısır'da 6 Nisan Gençlik Hareketi'ni desteklediler. Hani Mısır'da darbe yapmaya kalkan Gençlik Hareketi'ni biliyorsunuz. O Arap Baharı safsatası zamanında. Diğer tarafta Gürcistan'da ve Ukrayna'da Kmara ve Pora'yı desteklediler. Ya bunlar da aslında Soros'un sivil toplum kuklalarından ya da askerlerinden bazıları. Enteresandır. Yugoslavya'da aslında her şeyi başlatan Otpor'u. Ondan sonra da şu anda Canvas adını alan o çatı örgütü desteklemeye başladılar. Para veriyorlar, işte siyasi destek veriyorlar, öğrencilere burslar veriliyor vesaire. NED böyle bir kuruluş. Enteresan tabii. Yani NED'in temsilcilerinden birini kendisine baş danışman alması Meral Akşener'in düşündürücü ve enteresan bir gelişme. Evet, meclis başkanlığı seçimleri de yaklaşıyor bu arada. Kulislerde Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapılıp yapılmayacağı da konuşuluyor. Bakanlardan birinin meclis başkanlığı için aday yapılması durumunda kabinede de revizyona gidilebileceği belirtiliyor değerli izleyiciler. AKP'de gözler meclis başkanlığı seçimlerinde. Bu seçimlere paralel olarak kabinede de revizyon gündemde. Çok daha köklü bir değişime ihtiyacımız var. Başkanlık için 12 Kasım'da aday başvuruları alınmaya başlanacak. 5 gün bekledikten sonra da seçime gidilecek. Kulislerde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın meclis başkanlığını çok istediği konuşuluyor. Kulislerde konuşulanlara göre kabineden bir ismin meclis başkanı olması durumundaysa bu fırsata çevrilecek ve Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapılacak. Mini değişiklik kapsamındaysa Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'la Kadın Bakanlar Fatma Betül Sayan Kaya ve Jülide Sarıeroğlu'nun kabine dışı kalacağı iddia ediliyor. Adeta bir metal eskimesi görüyorum. Bu arada AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın meclis başkanlığı için henüz bir ismi işaret etmemesi adayların çoğalmasına neden oluyor. Nabi Avcı, Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Burhan Kuzu'nun aday olacağı iddia ediliyor. Mevcut Başkan İsmail Kahraman'ın ise görevi yeniden istediği ancak aday yapılmasının zor olduğu belirtiliyor. 2002 yılından beri sürekli tazelediğimiz ahdimizi bir kez daha ve çok daha güçlü bir şekilde inşallah yenileyeceğiz. Öte yandan AKP'de parti il yönetimleriyle başlayıp belediye başkanlarına sıçrayan görevden almaların devam edeceği öne sürüldü. Trabzon, Uşak ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 7 ilde istifalar bekleniyor. Bunların yanı sıra
İstanbul'un ilçeleri Üsküdar, Beykoz ve Tuzla başta olmak üzere bazı ilçe belediye başkanları da görevden alınacak. Ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdahaleler var. Bu arada Erdoğan, istifa eden Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un bu sözlerine ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Uğur'un kendisine tehdit geldiği an bunu yönetimle paylaşması gerektiğini söyleyen Erdoğan, açıklamasından dolayı üzgünüm dedi. Azerbaycan dönüşü uçakta konuşan Cumhurbaşkanı, belediye başkanları üzerinden muhalefet partilerine de mesaj verdi. Bazı belediyelerde sorunlar olduğu bilgisinin geldiğini ifade eden Erdoğan, ilgili partilerin işlem yapmasını istedi. Aksi takdirde İçişleri Bakanlığı'nın devreye girebileceğini kaydetti. Evet, biliyorsunuz Atlantik cephesi sürekli olarak Türkiye'ye yönelik bir diktatör suçlaması yapıyor değerli izleyiciler. Şimdi bu diktatör suçlamasının da CHP'nin parti söylemi haline gelmeye başlayacağının işaretleri var. Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yaptı ve dedi ki parti kurmaylarına, aslında bir talimat verdi. Bütün arkadaşlarımız bu tanımı, yani diktatör tanımını kullanmakta imtina etmemeli dedi. Yani bu tanımı kullansınlar dedi arkadaşlarımız. Recep Tayyip Erdoğan faşist diktatördür. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcısı Bülent Tezcan'ın bu sözlerinin parti söylemi haline gelmesi için talimat verdi. Özellikle PKK'nın yenilgiye uğratılması ve 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün devletten tasfiye edilmesi sonrası Atlantik cephesi Türkiye'ye karşı diktatörlük propagandası başlattı. Birçok Batı basını Türkiye'de bir diktatör rejimi olduğu iddiasını yaydı. Bu iddialar çeşitli suçlamalarla Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı raporlarda da yer aldı. Şimdi ise CHP bu suçlamayı parti söylemi haline getiriyor. Biz gerçeği söyledik. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre çarşamba günü Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında diktatör tartışması gündeme geldi. Parti sözcüsü Bülent Tezcan'a sahip çıkan Kılıçdaroğlu, bu yapılan itham değil durum tespiti. Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Bütün arkadaşlarımız da bu tanımı kullanmaktan imtina etmemeli dedi. Bir siyasi kavramdır, hakaret yoktur. Bu arada Tezcan'ın suçlamalarını yargıya taşıyan AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan konuya ilişkin ilk kez konuştu. Erdoğan kendisine hakaret edildiğinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Ama bu yapılmayınca, Genel Başkan da farklı davranmayınca ister istemez konu yargıya intikal ediyor diyen Erdoğan, hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını ifade etti. Türkiye yerli otomobil için resmen harekete geçti. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. 5 önemli kurum hazırlıklara başladı. Ayrıntılar birazdan. Ve yargı cephesi değerli izleyiciler, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, 15 Temmuz sonrası yaşanan süreçle ilgili olarak, tartışmaların bitmesi gerektiğini söyledi ve destek istedi Yılmaz. Aynen şöyle dedi: Cumhuriyetimiz güçlü olsun. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, 15 Temmuz sonrası oluşan sıkıntılı sürecin aşılması için herkesten destek istedi. Hakim ve savcılara da önemli mesajlar verdi. Yılmaz, FETÖ kapsamında yaklaşık 4500 hakim ve savcının ihraç edilmesine rağmen mevcut kadroların büyük özveriyle adaletin gerçekleşmesi için çaba gösterdiğini belirtti. Yargının yükünün arttığını söyleyen Yılmaz, yargı mensubu açığını kapatmak için de çalışmalar yapıldığını söyledi. Yılmaz, bir ülkede barış, huzur ve güven içinde yaşamanın her şeyden önce yargının güvenli ve zamanında karar verebilmesine bağlı olduğunu vurguladı. İyi bilinmelidir ki birbirine aykırı çıkarları dengeleyecek, diğerlerini yok etmek isteyen ihtirasları dizginleyecek olan hakim ve savcıların verecekleri adil kararlardır. Fedakar Türk hakimleri adalet terazisini namus ve vicdan diye kenetlenen elleriyle yalnız ve yalnız hakkın gerçekleşmesi için tuttuklarının hep bilincinde olacaklardır. Hakim ve savcılarımızla adalet personeli her yıl artan nüfusa, çığ gibi büyüyen hukuki ve cezai ihtilaflara, kadro eksikliğine, hain darbe girişiminin yarattığı olumsuzluklara rağmen büyük bir özveriyle adaletin gerçekleşmesi için çaba harcarken zamanı,
emeği ve mali kaynakları mümkün olduğunca ekonomi kullanmak ve yargıyı her türlü yanlış değerlendirme ve tartışmaların dışına çekmek zorunluluğunu da görevinin gereği kabul etmiştir. El birliğiyle tekrar yargıyı eski kimliğine... Sözcü gazetesinin haberine göre Mehmet Yılmaz bu açıklamaları Anadolu Adliyesi'nin çıkardığı bir dergiye yolladığı yazıda yaptı. HSK Başkan Vekili, "Değerli meslektaşlarım, alnınız ak, yüreğiniz sıcak, hükmünüz berrak, adaletiniz tam olsun" ifadelerini de kullandı. Yılmaz yazısını, "Sonsuza dek ülkemiz birlik ve bütünlük içinde, demokrasimiz daim, cumhuriyetimiz güçlü olsun" mesajıyla tamamladı. Evet değerli izleyiciler, son dakika bilgilerini de ekranlarınızda görüyorsunuz. İçişleri Bakanlığı resmi açıklamalar yapıyor. PKK'ya yönelik operasyonlarda PKK'lılardan etkisiz hale getirilenlerin sayısının 49 olduğu açıklandı. Şırnak, Tunceli ve Hakkari'de mücadelenin devam ettiği, çatışmaların da sürdüğü belirtiliyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri sabah saatlerinden itibaren yapılan saldırıya karşı net cevaplar veriyor ve şu ana kadar etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısının 49 olduğunu açıkladı İçişleri Bakanlığı. Bu da son dakika bilgisi olarak ekranlarınıza yansımış oldu değerli izleyiciler. Sizden gelen mesajları da hemen arada okumak istiyorum. Şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Milli bir hükümet ile emperyalizmi topraklara gömmek en büyük isteğim. Başaracağız demiş Ayhan Çamursoy. Gaye Cadı Rumuzlu izleyicimiz, bu İYİ Parti'nin kurucu isimleri bana acayip geliyor. İlginç bulmuş. Cevher Cevheri, Emine Erdoğan, Mesut Yılmaz gibi demiş. Tesadüf isimler tabii. Nejat Sümerlioğlu, bizler Meral Akşener'i Kamer Genç bir zamanlar mecliste tek başına muhalefet ederken Kamer Genç'i nasıl azarladığını da biliyoruz Meral Akşener'in demiş Nejat Sümerlioğlu. Hüsnü Ekim de diktatör sözü doğru bir söz değildir, sorundur. Ülkemizi dış müdahalelere açık hale getirir. Irak, Libya ve Suriye bunun örneğidir demiş Hüsnü Ekim de bu şekilde bir mesaj göndermiş değerli izleyiciler. Evet düzeltiyorum, 49 dedim, 46 değerli Ulusal Kanal izleyicileri. Etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 46. İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama bu yönde. Şimdi Malatya diyeceğim. Ben Malatya dersem aklınıza ne gelir diye sorsam herhalde herkesin aklına hemen kayısı gelecek değerli izleyiciler. Kayısı, işte kuru kayısı, gün kurusu vesaire. Dünyada da nam yapmıştır Malatya kayısı biliyorsunuz ama maalesef kayısı üreticisi de çok büyük zorluklar çekiyor. O kadar büyük zorluklar çekiyor ki 30 yıllık emeğini, kayısı ağaçlarını kesiyorlar değerli izleyiciler. Başka bir şeyler ekmek için. Çünkü kayısı para etmiyor. Şimdi bir rakam vereceğim, çok çarpıcı. 3 ay içinde bakın, 3 ay içinde 2 milyon kayısı ağacı kesilmiş. Çiftçiler perişan halde, geçim kaynağı kayısı. Kayısı da para etmediğinden dolayı çiftçilerimiz bayağı mağdur. Geçim kaynağıydı, şimdi kışlık odun oldu. 30 yıllık emeğimiz gitti. 30 yıllık. Ha bak, ağaçlarımız hep genç. Yazık değil mi? Şu an çiftçilerimizin bankalara kredi borçları bayağı yükseldi. Bu konuda da devletimizden yardım istiyoruz. Malatya'nın en büyük geçim kaynağı olan kayısı çiftçinin yüzünü güldürmedi. Rekolte iyi değil olmasına ancak bu durumda fiyatı olumsuz yansıdı. Burada bir kilo kayısı 5 lira, bir işçi parası 50 lira. Neden? Öldü zaten, çiftçi öldü. Bazı kayısı üreticileri kazanamadığını söyleyip ağaçlarını keserek kışlık odun yaptı. Hayvan yapıyoruz, hayvan da para etmiyor. Bu sene et de düştü. Yem bağlandı, saman bağlandı, et düşüyor. Kasaplarda düşmüyor, köylünün elinde düşüyor. Şu anda kendi bahçemi kesiyorum. Susuzluktan, dal kurumasından, özellikle de para etmemesinden dolayı kesimler hızlandı. Şu anda kendi bahçemi kesiyorum. Üreticiler son 3 ay içinde tam 2 milyon ağaç kesti. Odunları kendimize kışlık yakacak olarak, yapraklarını da hayvanlara yem olarak. Zaten burada kayısından başka bir şey olmuyor. Kayısı da kestikten sonra artık bakacağız. Tek geçim kaynaklarının kayısı olduğunu belirten üreticiler yetkililerden yardım bekliyor. Başka tarım ürünleri olmaz. Kayısından başka bir şey olmaz. Ona da sahip çıkarsalar olur, yoksa o da bitsin. En iyisi üretici perişan durumda, şu durumda. Para etmediğinden dolayı, bir de bu sene dal kurutması da var. Ama en büyük şey para etmediğinden dolayı. Bir kilo kayısı bugün 5 milyon, işçiliği de 4 milyona yaklaşıyor. Zaten üreticinin
Yani üretici her zaman kaybetme mahkum. Şimdi tütün ekecek, mazot pahalı. Başka bir şey yapacak, yine yapamıyor, korkuyor. Buna bir güvence verilmemiş. Ve değerli izleyiciler, şeker hastalığı. Şeker hastalığı malum çağımızın hastalığı olarak biliniyor ve şeker hastalarının özellikle mevsim geçişlerinde çok daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor uzmanlar. Mevsim geçişlerinde dikkatli olunmalı çünkü enfeksiyon riski artıyormuş şeker hastaları için. Şeker hastaları en fazla ağız kuruluğu, çok yemek yeme, çok idrara çıkma, halsizlik, bitkinlik, el ve ayakta uyuşma gibi genel belirtilerle karşımıza çıkarlar. Birçok toplumda oranı %10 ile 20 arasında değişmektedir. Türkiye'de yaklaşık 8 milyon kişi şeker hastası. Sayısı gittikçe artan şeker hastaları soğuk havalara biraz daha dikkat etmeli. Çünkü mevsim geçişleri, özellikle de soğuk havalar, şeker hastalarında enfeksiyon riskini artıran önemli bir etken. Mevsim geçişlerinden ve soğuk havalardan en çok etkilenen hastalar arasında şeker hastaları da yer alıyor. Çünkü sıcaklıkların düşmesi enfeksiyon oranını da arttırıyor. Peki şeker hastaları soğuk havalarda nelere dikkat etmeli? İşte iç hastalıkları uzmanı Doktor Bülent Yardımcı'nın önerileri. Kış ayları enfeksiyon aylarıdır. Şeker hastalarında gelebilecek, şeker hastalığında gelişebilecek bir enfeksiyon genel durumlarını hızla bozabilir ve şekerin komplikasyonu dediğimiz, gerek ciltte olsun, gerek solunum yollarında olsun, komplikasyonlara yol açarak onların hayatını tehdit edebilecek hastalıkları oluşturabilirler. Özellikle de mevsim geçiş dönemlerinde dikkat edilmesi gerekiyor bu hastalığa. Akrabalarımdan şeker hastalığı olan var. Dedem, annem, yani, kötü bir şey. Birden betiniz benziniz atıyor, renginiz soluyor. Grip aşısı da enfeksiyondan korunmanın bir başka yöntemi. Özellikle yaşlı şeker hastalarına mutlaka her yıl grip aşısı yapılmasını öneriyoruz. Hastaların hijyen konusunda da tedbirli davranması gerekiyor. Şeker hastalarının çok enfeksiyon olan kişilerden uzak durmaları, toplu taşımalarda, toplu yaşanan yerlerde daha dikkatli olmaları, özellikle el temizliğine dikkat etmeleri ve sık sık ellerini yıkamaları da öneriler arasında. Şeker oranının yüksekliği kalp krizini de tetikliyor. Özellikle şeker kontrolsüzse, şeker kontrolsüzle beraber giden ek hastalıklar da varsa, yani kan yağlarının yüksekliği, tansiyon yüksekliği, bu tarzda hastalıklar beraberinde varsa kalp krizi olasılığını arttırır. Evet, şeker hastalığından bahsettik değerli izleyiciler. Şimdi bir kupamızdan size bahsetmek istiyorum. Böyle bir kupa geldi bize bugün. LÖSEV değerli izleyiciler. Lösemili Çocuklar Vakfı biliyorsunuz. Şöyle kaldırayım, göstereyim. Bize bu kupadan göndermişler. LÖSEV'in kupası gördüğünüz gibi. Ve hemen kupanın arkasında da hemen çevireyim şöyle. İşte 2 ve 8 Kasım arası Lösemili Çocuklar Haftası yazıyor. 2 ve 8 Kasım arası Lösemili Çocuklar Haftası. Şimdi Lösemili Çocuklar biliyorsunuz o Türk filmlerinde falan en çok gördüğümüz sahnelerden de hani o Lösemili Çocuklar çıkardı kan kanseri. Özellikle sanırım Tarık Akan'la Halit Akçatepe'nin oynadığı film vardı. O önemli bir filmdi. Kan kanserli bir çocuk. Aslında herkesin farkında olması için önemli örneklerden biriydi ama çevremizde bazen görüyoruz o çocukları. Efendim küçük çocuklar mücadele ediyorlar hastalıkla. Bazen işte küçük maskeler takılıyor onlara. Tedavilerinden dolayı saçları biraz dökülüyor belki. Bazıları da onlara mesafe koyuyor. Ya da işte efendime söyleyeyim onlara nasıl yapalım nasıl diyelim mesafe koyuyorlar. Onlarla alay eden çocuklar oluyordur belki vesaire. Üzülüyormuş tabii çocuklar, çok normal üzülmeleri. Göstereyim kameraya, kameranın arkadaşım da özellikle göstermemi istiyor. Ha şöyle göstereyim. Tabii LÖSEV'de değerli izleyiciler bunlardan rahatsız. Bu çocuklara en çok moral lazım. En çok moral lazım. Moral içinde sürekli efendim onları eğlendirecek, onları üzmeyecek şeyler lazım. Ben lösemiyle mücadele eden bütün o kardeşlerimize, bütün o çocuklara selam gönderiyorum buradan. Hepsini selamlıyorum. Çok da güzel bir kupa yapmışlar. Bu kupayı da böyle masamızda tutuyoruz bugün onlar için. Farkındalık mı diyorlar? Nasıl öyle bir kelime kullanıyorlar farkındalık diye. Farkındayız, farkında olmalıyız değil mi bazı şeylerin? Özellikle çocuklar söz konusu olunca daha çok farkında olmalıyız her şeyin. Eğitim söz konusu olunca daha da çok farkında olmalıyız. Evet,
Sadece bu sorunla değil çocuklar. Mesela Türkiye'nin bazı yerlerinde eğitim sorunuyla da karşı karşıyalar. Mardin'e götüreceğiz şimdi sizi. Mardin'in Midyat ilçesine değerli izleyiciler. Mardin Midyat'ta çocuklar okula gidiyorlar. Ama 2 kilometrelik bir okul yolculuğu var. Hele kış aylarında bir de zor olurmuş ki o okul yolculuğu. Hem öğrenciler şikayetçi hem veliler. Yollarımız asfalt değil, çamur. Kışın çamur, yazın toprak, toz. 2 kilometrelik o yol hem öğrencileri hem velileri çileden çıkardı. Alt tabanı yaptılar ama maalesef asfalt daha dökmediler. Yarım bırakılan asfaltlama çalışması okul yolunu kullananların ızdırabı oldu. Çamur yazın toz olduğu için aileleri de perişan oluyor ve bu şekilde de bunu yetkililere sesleniyorum. Biraz önce bu yolun yapılmasını... Mardin'in Midyat ilçesinde Selahattin Eyyubi İlk ve Ortaokulu'nun yolu yaz aylarında toz, kış aylarında çamurla kaplı. Rica ediyoruz yollarımızı yapın. En azından önümüz kış malum. Çamur toprak demeden çocuklarımız okula geliyor. Yol çileli olsa da 800'e yakın ilköğretim öğrencisi eğitimlerine devam ediyor. İstedikleri tek şey eğitim yuvalarına rahat ulaşım. Yollarımızı yaparsanız ciddi anlamda çok mutlu oluruz. Eğitim için yani tüm her şey eğitim için. Veliler de çocuklar gibi yetkililerden yardım istiyor. Çocuklarımız tozla çamurla boğuşarak okula gitmesin diyor. Yol isteriz. Yol isteriz. Ve değerli izleyiciler, onlara evlerimizi açalım diyoruz. Kalbimizde büyüsünler. Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği bu sloganla ekonomisi iyi olan ailelere çağrı yaptı. Yani Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği ile Cumhuriyet Kadınları Derneği birlikte bu çağrıyı yaptılar. Onlara ev sıcaklığı verin dediler. Güzel bir çağrı aslında. İzleyelim hep birlikte. Ekonomik durumu iyi olan ailelere seslendiler. Koruyucu aile olun dediler. Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği Korev'le Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin işbirliğiyle Ankara'da bir panel düzenlendi. Lütfen herkes bir çocuğun hayatına dokunsun. Ekonomik durumu iyi olan ailelerden koruyucu aile olmaları istendi. Panelin sloganı ise onlara evlerimizi açalım, kalbimizde büyüsünler oldu. Biz 80 milyonluk bir ülke olarak bu 13 bin tane çocuğumuzu yurtlarda, sevgi evlerinde veya başka bir yerde bırakmadan rahatlıkla sarıp sarmalayabilecek güce ve sevgiye sahibiz. Hem koruyucu aile hem evlat edinme süreçlerinin yaygınlaşması amacıyla düzenlenen panelde CKD Yönetim Kurulu üyesi avukat Neslihan Özdemir 13 bin çocuğun aile beklediğine dikkat çekti. Her çocuk sevgi dolu bir aile istiyor diye konuştu. İnsanların kafasında çok değişik soru işaretleri var, ön yargılar var toplumda bu konuda. Bunların giderilmesi için hakikaten canla başla çalışıyorlar. Biz de Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak onların bu çabasına da destek vermek adına böyle bir çabanın, sürecin içerisinde olalım istedik. Korev Yönetim Kurulu üyesi olan ve aynı zamanda koruyucu anne olan Nüket Yener de anneliğin önemini anlattı. Her şeyden önce bir çocuğun hayatına dokunmak istedim. Bir biyolojik kızım var, bir de kardiyolojik kızım var. İki çocuk annesiyim. Emek bence, annelik emek demek. Sadece doğurmak değil. Yener ayrıca öz üvey kavramlarının hepsini reddettiğini belirtti. Kendi hayatından örnekler anlattı. Geçen 5,5 sene içinde yaşadıklarım, bütün o öz üvey, gerçek aile hepsini yeniden gözden geçirmeme neden oldu. Hani bir film var değerli izleyiciler, Devrim Arabaları diye. Aslında o filmle biraz daha hatırlamaya başladık. Devrim diye bir araba yapılmak istenmişti. 60 yıllık Türkiye'nin rüyası. Benzin konmadığı için yürümemişti devrim. Sonra da işte müzeye kaldırıldı. Şimdi Türkiye bu 60 yıllık rüyasını gerçekleştirmek için yeniden harekete geçti. Bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aslında bu projeyi başlatırken etrafına holding temsilcilerini topladı. Galiba 5 holdinge baba yiğitler diyor, 5 dev şirkete. Ve bu baba yiğitler bunun ekonomik desteğini sağlayacaklarmış. İlk otomobili de kendisi talip olmuş Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin otomobilini yapacağız. Türkiye'nin otomobili geliyor. İlk adım Beştepe'de atıldı. 5 şirket dev projeye imza attı. Mesele sadece otomobil üretmek değil. Buradan ortaya çıkacak teknolojiyle, birikimle, tecrübeyle dünyaya meydan okuyacak yeni ve çok iddialı bir çıkış ortaya koymaktır. Yerli otomobili beşli konsorsiyum yapacak. Hem de en güzel tasarımla,
en güzel teknolojiyle, en iyi organizasyonla bu otomobili ülkemize ve dünyaya kazandıracağız. Şirketleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu. Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding'den oluşan konsorsiyum, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasını gerçekleştirecek. Böyle baba yiğitler bize destek olduğu sürece Allah'ın izniyle otomobille birlikte daha nice başarılara beraber imza atarız. Baba yiğitler olarak tanımladı Erdoğan şirketleri. Konsorsiyumdan 2021'de satışa başlamalarını istedi. En geç 2019'da otomobilimizin prototipini tamamlaması, 2021'de de ticari satışına başlamasıdır. İlk otomobile de talip oldu. Şimdiden ilan ediyorum. Piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla taliplisi de benim. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz değerli izleyiciler. Bundan tam 53 yıl önce evinden çıkıp işine giderken Kıbrıs'ta Rum çeteleri tarafından katledilmişti Halit Ziya. Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından kimliği belirlenen Halit Ziya 53 yıl sonra onun için cenaze töreni düzenlendi. Allahu Ekber. Kıbrıs şehidine 53 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi. Bundan tam 53 yıl önceydi. Evinden işine giden Halil Ziya'dan bir daha haber alınamadı. Cansız bedeni bir dere yatağında bulundu. Rum çetelerin katlettiği Halil Ziya'nın. Halil Ziya, şehit Mor Menekşe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle defnedildi. Bayrağı öperek teslim ediyorum. Tabutun üzerine örtülen bayrak kendisine verilirken gözleri doldu şehit kızının. Artık babasının başında dua edebileceği bir mezarı vardı. Buruk bir sevinç yaşadı aile. Ve bilmem olsun toplumların gündemine getiren... Evet, VN Rumuzlu izleyicimiz, kahrolsun Amerikan emperyalizmi ve sömürüsü, kahrolsun emperyal uşak PKK, PYD, YPG, YPJ gibi terörist örgütler diyor. Farkında mısınız diyen isimli izleyicimiz de emperyalizm bu topraktan daha kaç kez şamar yiyecek, 100 yıl önce başaramadıysa artık hiç şansı yok şeklinde bir mesaj göndermiş bizlere. Ve harf devrimi değerli izleyiciler. Hani Mustafa Kemal Atatürk'ün o kara tahta önünde kendi el yazısıyla harfleri yazarak anlattığı ve bu o fotoğrafla somutlaşan devrim. Harf devriminin yıl dönümü. İşte harf devriminin yıl dönümünde aslında hepimizi cehaletten kurtaran o büyük hareketin neler yansıttığını ve bize neler kazandırdığına bakalım haberimizde. Harf devrimi iki devrimdir bu. Biri harf devrimi, biri dil devrimi. 5. yılını dolduran Cumhuriyet iki yeni devrimle tanıştı. 1 Kasım 1928'de harf devrimi yapıldı. Arap alfabesi Latin harflerine dönüştürüldü. Türklere karşı bir büyük tepki var Osmanlı'da. Devşirmeler, dönmeler devamlı devletin yönetim kademesinde egemen. Hal böyle olunca Türkçe tabii yok edilir hale geliyor. Atatürk harf devrimiyle, dil devrimiyle her şeyden önce dilimizi kurtarmıştır. Çok milli bir devrim. Arap alfabesi Türk diline yatkın değildi. Ünlü sesleri yansıtmıyor, H, K, S gibi kimi ünsüzler içinde birden fazla harf kullanıyordu. Atatürk de bu gerçeğin bilincindeydi. Arapça, Farsça, biraz da Osmanlıca bir arada kullanılıyor, dil konusunda bir karışıklık yaşanıyordu. O karışıklık harf devrimiyle ortadan kaldırıldı. Atatürk harf ve dil devrimiyle birlikte binlerce kitap bastırmış. Bu ne demek? Halkın bir anda cehaletten okuyan, yazan, kültürlü bireyler haline geçmesi demek. Yani bir gecede biz cahil kalmadık. Harf devrimi öncesi sığ hale getirilen dilimiz karmaşadan kurtuldu. Cumhuriyetin en önemli devrimidir. En önemli devrimidir. Bir toplumun birlik olma, toplum olma özellikleri içinde neleri sayarız? Önce dil birliği. Harf devrimi yapmanın haklı sebebi, kısa zamanda kendini gösterdi. Nüfusun büyük kısmı okuma yazma öğrendi.
artık kolayca okuyup yazabiliyoruz. Küçücük çocuklarımız harfleri yan yana getirerek ne kadar rahatlıkla okuyup yazabiliyorlar. Ama Arapça öyle değil. 1928 yılında ülkedeki okur yazar oranı %10 seviyesindeyken 1938 yılında %22'ye yükseldi. %4 kadınlarda okuma oranı, erkeklerde %7. Fakat harf devriminden sonra bu oran 15 yıl gibi, devletlerin hayatında bu süre uzun değildir. 15 yılda okuma oranı kadın erkek ayrımı gözetmeksizin %20'ye çıkıyor. Ulusal Kanal programcısı Gülgun Feyman, genç nesilleri dil konusunda milli birliğin ana maddesi olan dil yozlaşmamalı diyerek uyardı. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte okur yazar oranı düştü herhalde. Çünkü çok sağlıklı okuyup yazan yok. Ne yazdığından habersiz kitleler yetişiyor. Türkçenin korunması kanununun çıkması acilen şart. Evet, Erzincan'ın Kemaliye ilçesi değerli izleyiciler, dünyanın ikinci büyük karanlık kanyonuna sahip ve Kemaliye ismini Mustafa Kemal Atatürk vermiş. Değerli uluslararası izleyiciler, Kemaliyeliler Doğu Anadolu'nun kültür başkenti olmak için adaylar ve ilçelerini hem Türkiye'ye hem dünyaya tanıtmak için İstanbul'da buluştular. O buluşmadan kareler ekranlarınızda. İlçemizin eski ismi Eyin'dir. Eyin, Göktürk Uygur dilinde cennet gibi güzel bahçe anlamındadır. Doğu Anadolu bölgesinin doğa ve kültür başkenti olmaya hazırlanıyor Erzincan'ın Kemaliye ilçesi. Adını da milli mücadele yıllarından alıyor. İsmini de Mustafa Kemal vermiştir. Kendi Kemal isminden Kemaliye yapmıştır 1922'de. Muhteşem doğal güzelliklere sahip Kemaliye, dünyanın ikinci büyük karanlık kanyonuna sahip. Kemaliye Anadolu'nun gizli hazinelerinden birinde. Zamanında çok kültürlü, çok çeşitli insanların yaşadığı bir tarih hazinesi. İlçenin gizli kalan güzellikleri İstanbul'da yapılan Kemaliye Gecesi'nde tanıtıldı. UNESCO'nun Türkiye ile ilgili 7 bölge 7 kent projesinde Çekül Vakfı tarafından Doğu Anadolu'nun temsilciliğine aday gösterilen Tarihi Kentler Birliği'nin kurucu üyesi olan Kemaliye. Geceye Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan ve Kemaliye'nin yetiştirdiği Profesör Doktor Ali Demirsoy da katıldı. Onur ödülü verilen Demirsoy, Kemaliye'de açılan müzeyi anlattı. Biz o müze hakkında bilgi veriyorduk. Daha doğrusu bir akademi, yani bir şeyin Latince'deki akademi gibi sabahlara kadar ders anlatmak suretiyle onları eğitmeye çalışıyorduk. Gecede Eyin türküleri seslendirildi. Kemaliye yemekleri konuklara ikram edildi. Şimdi sizi çok özel bir sporcuyla tanıştıracağız değerli izleyiciler. Evet, bu sporcu Ali Topaloğlu. Down sendromlu. Ve Türkiye'nin bayrağını göndere çektiriyor sürekli. 6 kez Türk bayrağını, 3 şampiyona da 6 kez Türk bayrağını göndere çektirmiş. Sporcu diyoruz. Çünkü tek branşta değil yaptı. Bakın çok önemli. Bu kardeşimiz, bu arkadaşımız, hemen bakayım notlarıma, şurada göreyim. Gülle atmada ve 100 metrede birinci olmuş. Disk atmada ikinci olmuş. Masa tenisinde de şampiyonluğu var. Yani her sporda birinci maşallah. Bu Avrupa Şampiyonası öncesinde bayağı sıkı çalıştık. Daha önceki işte dünya ve Down sendromlar olimpiyat şampiyonalarında göstermiş olduğumuz başarıların hedefimiz üstüne çıkmaktı. 19 yaşındaki özel sporcu Ali Topaloğlu işte bu hedefle yola çıkmıştı. Onun derece olarak üstlerine çıktık. Hedefimiz 3 altında ama 2 altında kaldık. 2 altın bir gümüş aldık. Hedefinin üstüne de çıktı. Samsunlu Ali Topaloğlu 19 yaşında. Babası sosyalleşmesi amacıyla Ali'yi 4 yıl önce spora yöneltti ve Canik Belediye Spor'a yazdırdı. Abi dedim, şu anda dedim karşında dedim bir dünya şampiyonu duruyor demiştim o zaman ona. O da gülmüştü bana. Siz dedi önce bir Türkiye şampiyonu olun da dedi. Sonra dedi dünya şampiyonu düşünürüz vesaire gibisine konuşmuştum. Ben de abi dedim 2 sene sonra görüşürüz demiştim. Ali son 3 yılda katıldığı uluslararası şampiyonalarda tam 6 kez Türk bayrağını göndere çektirdi. Ve dünya şampiyonasına gittik 2015 yılında ve Ali yine gülle atma ve 100 metre koşuda dünya şampiyonu oldu. Yine disk atmada da
dünya üçüncüsü olmuştu. 11-16 Ekim'de Portekiz'de yapılan Dünya Down Sendromlular Masa Tenisi ve Atletizm Dünya Şampiyonası'nda gülle atma ve 100 metrede birinci, disk atmada ise ikinci oldu. 2018 yılında 3 branşta da hedeflemiş olduğumuz altın madalya uzanıp ister marşımızı 3 defa okutmak. En büyük hedefim şu anda bu. Tabii ailenin derecelerin üstüne koyması da önemli. Topaloğlu Samsun'a 3 madalyayla dönmenin gururunu yaşadı. Ailenin uluslararası 9 tane madalyası oldu şu anda. Uluslararası alanda. Zaten 2015 ve 2016 yılında milli takımda ister marşımızı okutan tek sporcuydu. 2018 YTB'nin ve dünya şampiyonluk. Antrenörü Musa Davulcu ise öğrencisinden oldukça memnun. Ali çok başarılı bir sporcu. Öncelikle antrenmanlarını aksatmıyor, işte söz dinliyor. Bunun yarın sıra çevresinden ona gelen tepkiler, işte sen şampiyonsun, sen şöylesin, sen böylesin, onlara ona artı bir motivasyon oluyor. Saygı duyulacak bir dedeyle tanıştıracağız şimdi de sizleri değerli izleyiciler. Sivas'ın Divriği'sine gideceğiz ve orada bir dedemiz var, Hüseyin Yılmaz. 70 yıldır aynı işi yapıyor. Hani usta derseniz herhalde ustaların ustası olmuş. 10 yaşından beri kalaycılık mesleğiyle uğraşıyor dedemiz. 70 yıl oldu. Dilek Olay, bir ömrü çok sevdiği mesleğine adadı. 1946'da ilkokul 4. sınıfta okuydum. Oradan babam geldi, beni okuldan aldılar. Buraya çalışmaya getirdiler bir günlüğüne. Sınıfta kalıyordum. Tekrar müdüre rica ettiler. Oradan 2'den tekrar benim için imtihan açtılar. Sivaslı Hüseyin Dede 10 yaşından beri kalaycılık yapıyor. 70 yıllık serüven de İşte böyle başladı. 1947'sinde buraya geldim. Babamın yanına geldim. Baba mesleği burası. Ondan beri çalışıyorum işte. Hüseyin Yılmaz mesleğin inceliklerini babasının Kemankeş mahallesindeki dükkanında öğrendi. 60'lı yıllarında bakırcılık yapardım ben. Levha bakırdan bakır yapardım tabii. 80'e kadar. Ondan 80'de bu iş bitti. Daha dışarıdan da getiremedik. Hazır alıp satıyordu, o da bitti. Kalaycılığa başladık. Hüseyin Dede bakır işi, soba, demir boru tamiri gibi işlerde gençlere taş çıkarıyor. Soba yapıyordum, boru yapıyordum, odun sobası falan. Onları yapıyorduk. Başka yapacağımız bir şey yoktu. Kalay işi yapıyor şimdi de olursa. Bir de boru molu yapıyor. Başka bir şey yaptığımız yok. Bazen kapkaleliyik, bazen boru yapıyor. İşte öyle geçiyor. Başka bir sıkıntımız yok. Madenleri ısıtıyor, döve döve şekillendiriyor. Türk kültüründe önemli bir yeri olan kalaycılığa da yıllardır işte böyle hayat veriyor. Hüseyin Dede'ye göre mesleğin bir zorluğu yok. Kendi deyimiyle elden ayaktan düşene kadar mesleği sürdürmeye kararlı. Amazon ormanlarına gidelim değerli izleyiciler. Tam 73 milyon ağaç dikilecek Amazon ormanlarına. ...400'den fazla hayvan ve bitki türüne hayat veriyor. Yemyeşil doğasıyla gören herkesi kendine hayran bırakıyor. Burası müthiş doğasıyla yeryüzünün en büyük yağmur ormanları. Son yıllarda bu eşsiz güzellik zarar görüyor. Çiftçiler ağaçların büyük bir kısmını mera yapmak için kesti. Bu katliama dur demek için şimdi bölgeye tam 73 milyon ağaç dikilecek. 73 milyon ağaç 30 bin futbol sahası kadar yer kaplıyor. Conservation International'ın yönetim kurulu başkanı Sanyayan, sadece ağaçların korunması değil, hangi ağaçların korunduğu da önemli. Atmosferin temizlenmesini istiyorsak, yağmur ormanları önemli, dedi. Projeyle atmosfere karbon salınımı büyük oranda azalacak.
Değerli izleyiciler, İzmirli Sudenaz Çelik Mars'ı yaşanabilir hale getirmek için bir proje hazırladı ve dünya birincisi oldu. Hedefi Türkiye'yi NASA'da temsil etmek. Küçüklüğünden beri evrene, gezegenlere duyduğu merak lise sıralarında ona dünya birinciliğini getirdi. İzmir'de yaşayan 11. sınıf öğrencisi Sudenaz Çelik, Mars'ı yaşanabilir hale getirmek için bir proje hazırladı. Tam bir yılda hazırladığı projeyle Brezilya'da düzenlenen Mostratec proje yarışmasına katıldı. Sudenaz projesiyle matematik, fizik ve gökbilimleri dalında 800 proje arasında birinci oldu. Ve hayat Mars'ta başlıyor. Nükleer silahların varlığı ve çevre kirliliği gibi etkenler dünyadaki yaşam alanlarını tehdit ediyor. Bilim insanları yakın dönemde evrende yeni bir yaşam alanına ihtiyaç duyulacağını belirtip yeni alternatifler arıyor. Örneğin Mars. Bu gerçekten yola çıkan Sudenaz da Mars'ı yaşanabilir hale getirmeye çalıştı. Formidium bakterileri siyah pigment salgılayıp buzun erimesine yol açıyor. Atmosferindeki gazlar ve aşırı soğuk gibi nedenler Mars'ta yaşama izin vermiyor. Ancak Sudenaz buna bir formül bulmuş. Mikroorganizmalar için korunaklı ekosistemler ortaya çıkıyor ve kroekontollerin içine algler veriliyor. Algler fotosentez yapmaya başlıyor ve fotosentez yardımıyla oksijen, protein ve şeker üretiyor. Protein ve şeker Mars'ın verimsiz toprağını verimli hale getiriyor. Sudenaz'ın projesine göre açığa çıkan oksijen atmosfere karışacak, üretilen şeker ise Mars'ın verimsiz toprağına karışıp yüzeyi verimli hale getirecek. Şimdi en büyük hayali, projesini hayata geçirmek olan Sudenaz'ın gelecekteki hedefi ise Türkiye'yi NASA'da temsil etmek. NASA'ya projemi gönderdim ve şu an değerlendirme aşamasında ve hayalim NASA'da çalışmak. Umarım projem insanlar için ve NASA için bir umut ışığı olur. Lotte Hofmeister, değerli izleyiciler. Galiba dünyanın en şanslı insanlarından bir tanesi, çünkü babası 18 yıllık hayatını 5 dakikalık bir video halinde kendisine izlettirmiş, görüntülerini toplamış. Hepimiz onun kadar şanslı değiliz. Neden mi? Çünkü doğumundan ilk adımlarına, konuşmasına, koşmasına kadar her şeyi kaydedildi. Frans Hommaster, kızının 18 yılının her önemli anını görüntüleyip 5,5 dakika olan videoda birleştirdi. Laut, babasının hediyesi üzerine videoyu izleyenler tarafından şanslı çocuk ilan edildi. Babanın hazırlayıp sosyal medyaya attığı görüntüler izlenme rekoru kırdı. Dün akşam 3-1 olsun bizim olsun dedim ama tahminim tutmadı değerli izleyiciler. 1-1 oldu, gene bizim oldu. Beşiktaş namağlup lider Şampiyonlar Ligi'nde. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor. Temsilcimiz 4. maçların sonunda 10 puanla liderliğini sürdürüyor. Güçlü rakiplerin olduğu grupta 3-3 ile başlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta Monaco'yu ağırladı. Muhteşem taraftarının da desteğiyle oyuna iyi başlayan Beşiktaş, üst üste ataklarla Monaco kalesinde pozisyon yarattı. İlk yarının uzatma dakikalarında Lopez'in uzaktan attığı şut ağlarla buluşunca Kara Kartallar 1-0 yenik duruma düştü ve devre böyle kapandı. İkinci yarıya rakibinden daha iyi başlayan temsilcimiz beraberlik golünü aradı. Beşiktaş'a 1 puanı getiren gol ise penaltıdan Cenk Tosun'la geldi. Kalan dakikalarda Monaco'nun baskısına hızlı hücumlarla karşılık veren Beşiktaş, önemli fırsatlar yakalamasına rağmen galibiyeti getirecek golü bulamadı. Rakibine net bir pozisyon vermeyen temsilcimiz bir puanla yetindi, ancak Devler Ligi'ndeki grubunda namağlup liderliğini de sürdürdü.
teknik direktör Şenol Güneş, maç sonu basın toplantısında hedefin gruptan çıkmak olduğunu söyledi. Bu gruptan çıkmak hedef olarak hem benim için hem kulüp için, ekonomik olarak da marka değerin büyümesi açısından çok önemli. 3 puan çok iyi olur, çok sevinirdik, işi bitirirdik ama kaybetseydik moralimiz de bozulurdu. Gruptaki durumda zorlaşabilirdi. Türkiye'yi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Zor bir maçı açtık. O yüzden mutluyuz. Evet, hafta sonu sinemaya gitmek istiyorsanız vizyona bakalım hangi yeni filmler girmiş. Perşembe akşamı haberiyle devam edelim. Sen başla. En başından mı? Anlatın! Ben can çekişiyorum, sen gülüyorsun ya. Keten Pere izleyiciyle buluşacak. Kamil Çetin'in yönettiği filmde Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen, Elif Erol, Orhan Aydın, Serkan Şengül, Volkan Başaran ve Turabi Çamkıran oynuyor. Vefa abi beni Ketenpere'ye getirdin! Gözlerimin içine bak. Oğlum ne demeye her gün geliyorsunuz lan? Şimdi kız mı ayarlamaya çalışıyorsun? Manitacılık mı, anlamadım? Bu kim? Ne olmuş buna? Kafasına dünya mı düşmüş? Rıza Kocaoğlu, Tuğba Ünsal, Bestemsu Özdemir, Ege Aydan, Burak Altay ve Esra Ruşan'ın oynadığı Dünyanın En Güzel Kokusu 2 adlı filmin yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu üstlendi. Devam filminin ikinci bölümü, aşk yaşadığı Derya'nın ölümüyle başa çıkmaya çalışan Hakan'ın hikayesi etrafında dönüyor. Birine kendini iyi hissettireceksiniz diye ödünüz kopuyor. Yani merak etmeyin, sevmek ibaret değildir. Sıkıldım ben senden. Ne? Abi ne olur, ne yapacağım ben burada abi, beni burada bırakma abi. Abi! Ersan Özer'in yönettiği Melih Abuav, Fırat Sobutay, Alper Rende, Bahar Şahin ve Mert Karadaş'ın rol aldığı Oha Diyorum, video paylaşım sitesi YouTube'dan tanınan bir grup gencin maceralarını anlatıyor. Dikkat et! Herkes yere yatsın! Lan ne yapıyorsunuz? Herkes yere yatsın dedi. The truth will set you free. Peter Spyrick ile Michael Spyrick'in yönetmen koltuğunda oturduğu ünlü korku serisi Testere Jigsaw Efsanesi filminin başrollerinde Matt Passmore, Tobin Bell, Callum Catraney, Mandela Van Peebles, Laura Vandervoort ve Brittany Allen yer alıyor. No, it's not creepy at all. Force Major filmiyle çıkış yapan İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un Cannes'da Altın Palmiye ödülü kazanan yeni filmi The Square, bir enstalasyon etrafında gelişen olaylara odaklanıyor. Senaryosu da Ruben Östlund'a ait olan filmde Klaus Bank, Elizabeth Moss, Dominic West ve Terry Notary rol alıyor. Oscar Onur Ödülü sahibi Satyajit Ray'in yazdığı bir çocuk bilim serisinden uyarlanan haftanın animasyon filmi Macera Günlükleri Sihirli Adaya Yolculuk, 9 yaşındaki Mo ve 12 yaşındaki Melody'nin maceralarını konu ediniyor. Evet, bu akşamlık da bu kadar değerli izleyiciler. Yarın saat 18.30'da yeniden birlikte olmak umuduyla varlığımız Türk varlığına armağan olsun. İyi akşamlar efendim.